Efendim mutlu bayramlar, ekonomide bayram sohbetleriyle karşınızdayız. Bayramda birçok sektör bayram kutluyordu. Bayi'de de emlak bayramı vardı. Esra Çağlar Kurtuluş'un emlak sektörünün önde gelen isimleriyle Dubai izlenimlerini ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Çölde kurulan bir vaha Dubai, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticaret merkezi. Dubai'nin ekonomisi her ne kadar petrol sanayisi üzerine kurulsa da en önemli gelir kaynaklarının başında gayrimenkul geliyor. Öyle ki dünyanın en yüksek binası olma özelliğine sahip olan 818 metre yüksekliğindeki Burj Halife, kendine has bir ada üzerine inşa edilen dünyanın tek 7 yıldızlı oteli Burj El Arab ve okyanustan çekilen kumlarla oluşturulan Palmiye Adaları'yla birbirinden farklı mimariye sahip gökdelenleri Dubai'nin en önemli sembolleri arasında. İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor ancak burada Dubai'de Türk gayrimenkul sektörü bayrama erken başladı. Körfez ülkelerinden Türk konutlarına ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Dünyanın en görkemli binalarına sahip olan Dubai, dünya gayrimenkul devlerini ağırladı. 12. kez düzenlenen Cityscape fuarında 20 ülkeden 220 firmanın en iddialı projeleri işte bu kapının ardında görücüye çıktı. Körfez bölgesi bilhassa da Dubai merkezli olarak ciddi uluslararası projeler ve gerçekten mega projeler var. Ama artık Türkiye'de bu noktaya geldi. Biz eskiden Avrupa'dan da bir sürü misafirlerimiz gelirdi. Avrupa'ya da gayrimenkul satıyoruz biz Avrupalı yatırımcılara da. Onlar düne kadar Türkiye'deki projeleri çok küçük ve zayıf buluyorlardı. Ama artık Türkiye'de geliştirilen projeler de en az buradaki Körfez bölgesi, Dubai zaten gayrimenkulü biliyorsunuz krize kadar en parlak yeriydi. Hani Dubai'de gerçekleştirilen proje artık Türkiye'de gerçekten proje yarışıyorlar ve bizim de artık hiçbir eksiğimiz, hiçbir şeyimiz yok. Bazı noktalarda fazlamız var. Bilhassa kaliteden, geliştiricilerin know-how'ından, işbirliklerinden çok ciddi de fazlalarımız var. Ama tabii ki Dubai'de de çok güzel projeler şu an sunuluyor. Yani zaten biliyorsunuz ki Dubai'nin en büyük şirketlerinden birisi Türkiye'de yatırım yapıyor. Katar'dan büyük bir şirket Türkiye'de yatırım yapıyor. Onlar da yatırımlarını geliştiriyorlar. İstanbul pazarı ve ağırlıklı olarak ve Türkiye pazarı Körfez yatırımcısı için gerçekten gelecek vadeden ve çok büyük avantajlar barındıran bir pazar. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra fuara en çok firmayla katılan ülkelerin başında yer aldı. Gerçekten bu vizyonda projelerin olması, adedinin çok olması ve bu kadarı bir arada insanların görmesi İstanbul'a bir katma değer. Dolayısıyla bütün hepimizin birbirine bir katma değer sağlıyor. Yani bizden veya buradaki diğer projelerden birisi ayrı ayrı değil. Bir bütün olarak baktığınızda şurayı gezen bir insan, Türkiye ile ilgili çok bir imaj olmasa bile kafasında, vay canına muhteşem bir şehir herhalde İstanbul diyebiliyor. Ki bilenler zaten hiç görmedikleri yerlerinde geliştirilen bu kadar büyük projeler olduğunda inanınca, görünce İstanbul olan bakışları da değişmiş oluyor. Biz gerçekten şu anda gayet memnunuz. Şu ana kadar yaptığımız görüşmeler gayet iyi. İki tane ofis bloğumuzla ilgili ciddi şeyimiz var. Otelle ilgili bir görüşmemiz oldu. Peki diyorlar mı ki gelin Dubai'ye de yapın? Ya şöyle söyleyeyim. Gelin Dubai'ye yapından ziyade birkaç ülke için bize geldi bu şey. Ama şunu söyleyebilirim. Biraz önce 5 dakika önce çok ciddi bir yerel yatırımcıyla görüştük. Bizim de biraz önce size söylediğim bizim İstanbul'daki yerimize gelen yatırımcılarda da şu var. Bu projeyi ve vizyonu gördükten sonra ikinci cümle şu oluyor. Biz sizinle böyle bir mega proje yapmak istiyoruz Türkiye'de. Ve gerçekten çok ciddi anlamda artık rakam ve işe koyabilecekleri sermaye miktarını zikreder hale geliyorlar. Şunu en azından herhalde gözlemliyorlar ki böyle bir vizyonu oluşturabilmişse bu insanlar, bir katma değer üretebilmişlerse biz de ülkenin potansiyeline beraber bir noktaya gelişle aynı katma değerden faydalanabiliriz diyorlar. Ama güzel olan bir şey daha var. Gerçekten ülkenin vizyonu çok iyi bir yere gidiyor. Yani bunu sadece bir iki kişiden değil herkesten duyabiliyorsunuz. Ve çok ciddi anlamda bir olay var. Geçtiğimiz senelerde al ve sat için daire alanlar vardı. İnanamayacağınız düzeyde oturum amaçlı yabancılara daire satılıyor şu an İstanbul'da. Bizim projelerimizde de bu %10 civarlarında.
Bizim Vadi İstanbul'da zaten bütün konut satışlarımızın yaklaşık %80'ini oturum amaçlı ama bu çok ciddi bir vizyon ve bu insanların sürekli olarak İstanbul'da yaşamasının, git gel yapmasının ve dolayısıyla zincirleme faydalarının çok daha fazla olacağını gösteriyor. Biz bundan yana çok mutluyuz. Geçen sene bu fuara katılmadık esasında ama bu sene ilk defa katılıyoruz. Bundan önce de Nisan ayında Abu Dhabi fuarına katılmıştık. Bu fuarlardan, yani bu seneki bu fuarın tabii ki bizim de ilk katılmamızdan kaynaklı duyduğumuz duyumlar var. Evet, geçen sene daha sakin bir fuar izlenimi olmuş. Ama bu sene 30'a yakın, hatta 30-32 civarında bir Türk firmasının da katılımı var. Bu da fuarın esasında tamamında bir yaklaşık %40'lık, %50'lik bir büyüme ile gerçekleşmiş bir şey. Bu keyif verici, gurur verici, çünkü 30 tane firmanın burada olması bize gerçekten heyecan veriyor. Hem rekabet anlamında güzel bir heyecan yaratıyor. Hem ne sunabiliriz, daha güzel neler yapabiliriz anlamında bir ciddiyeti var bu işin. Hem de ülkemize esasında bir fayda sağlayabiliyoruz'un verdiği ayrı bir gurur var. Tabi burada bu firmaların ve bizlerin ciddi olması çok önemli. Hani hepimiz içimizden birinin yapacağı ufak bir hata, ufak bir yanlış Türkiye'deki algıyı yıkabilir. Bu algıyı yıkmamak çok önemli. Buna özellikle hassasiyet göstermemiz lazım. Biz mesela ilk satışlarımızda burada çok önemliydi. Ruhsatımızın olduğunu, hiçbir ruhsat ve tapu problemi olmadığını onlara ispatladık, bunu gösterdik. Bu da onlar açısından çok hızlı bir dönüş oldu. Yani çünkü bunlar hepsi birbirinin tanıdığı nihayetinde yatırımcıların. Biri alıyorsa diğerine referans oluyor. Bunu iyi kullanmak lazım, o güveni vermek lazım, zedelememek lazım. Çünkü hepimize zararı olacak. Elbette dikkatimizi çeken çok ciddi dış cepheleriyle, kule anlamında, rezidans anlamında çok ciddi projelerde elbette gördük. Notlarımızı aldık. Dolayısıyla bir dahaki sezona daha hazırlıklı, daha ciddi, daha farklı projelerle dikkat çeken, Arap yatırımcının özellikle dikkatini çeken ama fiyat aralığı da makul olan bir projeyi üretmek planımız var. İnşallah onu gerçekleştireceğiz önümüzdeki günlerde. Bir dahaki fuara o hazırlıkla gelmiş olacağız. Fuarda Türkiye'yi 36 firma temsil etti ve bu rakam geçen yılkinin tam 4 katı. Sektör temsilcileri bu artışı Türkiye'deki inşaat sektörünün dünya ile yarışabilecek seviyeye gelmesine bağlıyor. Ve fuarda göreceğe çıkan çoğu İstanbul merkezi bu projeler özellikle Körfez ülkelerinden büyük ilgi gördü. It's a big project. Çok büyük projeler, bizim Dubai'deki bakış açımıza çok yakın yeni fikirler var. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için çok cazip ve çok geniş yelpazede projeler var. Neredensiniz? Suudi Arabistan. Türk projeleri beğendiniz mi? Evet, zaten Türk projeleri için geldim. Where are you from? Emel. Neredensiniz? Emel. Türk projelerini beğendiniz mi? Evet, kesinlikle. Türkleri çok seviyorum. Sadece projeleri değil, Türkiye'deki her şeyi çok beğeniyorum. Türkiye'de hiç bulundunuz mu? Evet, birçok kez gittim. Nereye gittiniz? İstanbul, Ankara, Konya. Hangisini en çok beğendiniz? En güzeli İstanbul. İstanbul'da yaşamak ister misiniz? Evet, kesinlikle. Neden olmasın? Bizim beklentimiz tabii Körfez ülkelerinin vatandaşlarının Türkiye'ye bir ilgi alakası var. Biraz İstanbul'da çok ilgi alakası var. Ve showroomlarımızı ziyaret ettikleri zaman kendileri bir şekilde bize sistemde de bulunuyor. Niye bizim ülkemize gelip burada fuarlara katılmıyorsunuz diye. Biz de bunu değerlendirdik. Onların hem bir alıcı olarak onları görmek istedik. Dolayısıyla buraya geldik. İyi de geçiyor. Bayağı bir ziyaretçi oluyor burada. Peki Körfez ülkelerinin acaba konutta beklentisi nedir? Tabii lokasyon çok önemli. Körfez ülkeleri bunlar daha çok böyle suyun olduğu, denizin olduğu, yeşilliğin olduğu yerleri tercih ediyorlar. Konut olarak yüksek metrekarede konutlara alışmışlar. Böyle 150 metrekare üstündeki konutları daha çok tercih ediyorlar. Dediğim gibi lokasyon ama bunlar açısından çok önemli. Merkezi konumda olması, değil mi? Evet, merkezi konumda. Denizi görürse çok daha makul, yeşilliği görürse çok daha makul gibi tercihleri oluyor. Projenin özellikleri nedir acaba ve fiyat aralığı nedir? Ritim İstanbul projesi İstanbul'da, isminden anlaşılacağı gibi İstanbul'da konumlanan bir proje. Maltepe civarında adalar manzaralı bir proje. Ve içerisinde mix bir proje, mix use denilen, yani içinde alışveriş merkezinin olduğu, rezidansların olduğu, ofis alanlarının olduğu, sportif tesislerin olduğu
modern şehrinin her türlü ihtiyacını aynı anda karşılayabilecek olan bir proje. Bu proje yaklaşık olarak fiyatları 170 binden 1 milyona kadar değişen fiyat aralıkları var. Çok farklı segmentlere dayalı bir proje. Türk tüketicisinin beğenisine yaklaşık olarak bir sene önce sunulmuştu. Şimdi ise yurt dışındaki tüketicinin beğenisine sunuldu. Bu Cityscape fuarında gördüğümüz kadarıyla da ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Bakalım fuarın sonunda durumu anlayabileceğiz. Peki şu ana kadar ne kadarı satıldı bu projenin? Yani yüzde kaçı Türk tüketiciye satıldı? Şu ana kadar %30'u satıldı. Daha 1,5 senesi daha var. İnşallah bundan sonra inşaatın ilerlemesine paralelde diğer satışların olacağına inanıyoruz. Dünyanın hiçbir bir geliştiricisi endüstriyel tasarımcıyla çalışmıyor. NEF dünyadaki 20 endüstriyel tasarımcının en ünlü 20'nin 12'siyle çalışıyor. Bu proje karlılığı ve proje değeri anlamında çok önemli şeydir. Veya bizim 17 ayrı patentimiz var. İşte katlanır ev, katlanır ofis gibi projelerin buradaki Dubai'deki en meşhur projeleri geçseniz onların içerisinde onlar süper projeler hepsi tabii ki. Ama hani bizim sunduğumuz sonuçta patenti bize ait olduğu için detayları bulmak mümkün değil. Bu anlamda tabii çok ilgi görüyor. Katlanabilir ev ne demek? Katlanabilir ev şu demek, aslında kocaman bir evi katlayıp sizin istediğiniz ölçüdeki evin içine koyuyoruz. Aslında 5000 metrekare eviniz olsaydı neleriniz olsun isterdiniz? İşte hobiniz sinema, altında bir sinema mı olsun isterdiniz? İşte ailenizden başka birisinin hobisi spor, ona bir spor stüdyosu isterdiniz. Birisi müzik yapmayı seviyor, içerisinde baterisi, piyanosu olan bir müzik stüdyosu olsun, aynı zamanda kayıt yapsın isterdiniz. Yani ki basketbol seviyor, kapalı basketbol sahası olsun isterdiniz falan. Böyle bir ev yok zaten de hani hayal edelim. Şimdi Özgür, normalde ne yapardınız 5000 metrekare bir evde? İşte 4 kişilik bir aileyseniz 120-130 metrekaresini kullanırdınız. Geri kalan dediğimiz bu basketbol sahası falan gibi yerleri de arada sırada kullanırdınız. Katlanabilir ev şu demek. O arada sırada kullandığınız yerleri hani katlayıp sizin evinizin altına, yani binanızın altına ve üstüne koyuyoruz. Siz yine normalde 5000 metrekare eviniz varmış gibi haftada 2 defa sinema mı kullanıyordunuz? Değişen hiçbir şey yok. Haftada 2 defa sinema kullanıyorsunuz. İsterseniz 3 defa, neyse. Sadece kullanırsanız sizin oluyor. Bu ilginin artmasında yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'den gayrimenkul edinmelerine olanak sağlayan mütekabiliyet yasasının yürürlüğe girmesi en önemli faktör. Burada iki tane projemizi sunuyoruz. Biri Mall of İstanbul projesi, diğeri de Ali Sami Yen arsasına geliştirdiğimiz Torun Center projesi. Mall of İstanbul projesi yaklaşık 2,5 senedir üzerinde inşaatını devam ettirdiğimiz ve Kasım ayının içerisinde de teslimleri yapacağımız 1100 konut ve İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden birisiyle yaklaşık 30 bin metrekare ofisten oluşan 1200 proje. İçerisinde alışveriş merkezinin gurme center'ından tutun eğlence parkına vesaire olan Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi. Buraya katılmaktaki amacımız, biz şu ana kadar satışlarımızın %85'ini tamamladık ve bu satışların %85'inin de %23'ünü yabancılar oluşturuyor. Bu yabancıların da büyük bir çoğunluğu Orta Doğu bölgesinden. Buradaki pazarı da dikkate alarak bu ve bunun gibi bölgedeki de fuarlara katılmaya karar verdik. Peki Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelecek yatırımcıların Türkiye'de özellikle sizin projenize ilgisini çeken nedir ve beklentileri ne yönde özellikle? Öncelikle birkaç tane maddeyle sıralayabiliriz. Bunlardan en önemlisi Mall of İstanbul'un mixed use proje olması. Yani buradaki dünyadaki Mall of America, Mall of Emirates, Dubai Mall gibi alışveriş merkezi, otel, ofis, konutun bir ara içerisinde olmaları. Bizim satışlarımızın çoğu bireylerin kendilerine, nihai yabancı kullanıcılara satıyoruz. Onların almaklarındaki temel amacı küçük bir kısmı yatırım ama daha çok bu bölgelerde havaların sıcak olduğu dönemlerde Türkiye'ye gelip 3-4 ay, 5-6 ay kalıp Türkiye'de vakit geçirecekleri bir ev sahibi olmak istiyoruz. Biz de bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizim mixed use projelerimizdeki farklılığımız ve lokasyonlarımız onları bizi tercih etmesi,
sağlıyor. Bunlardan daha önemlisi aslında öncelikle son önemli Türkiye'deki siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde de İstanbul'a ilginin her geçen gün artmasıyla ve geçen sene alınan kanunla, mütekabiliyet yasasıyla da bu ilgi her geçen gün artıyor. O yasanın çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Gözleminiz ne yönde? Yani ne kadar arttırdı talebi? Şöyle söyleyeyim, biz Mall of İstanbul'u satışa 2013 Nisan'da başladık. Yasa ise Haziran'da geçti. Ondan önceki satışlarımız, o dönemki satışların %5 bile yoktu yabancı satış. Haziran'dan sonra bu oran neredeyse 7-8 kat arttığını söyleyebilirim. Körfez yatırımcısı için aslında yatırım yapabileceği pazarlar Mısır, Suriye, Lübnan ve Türkiye'ydi aslında ana yatırım. Bunlardan işte Mısır'daki darbe, Suriye'deki iç savaş, Lübnan'daki karışıklık Türkiye'nin bence çok ciddi avantaj sağlıyor işte ve geçen dönem işte yabancıya gayrimenkul satışı ile ilgili çıkan kanunla beraber çok ciddi fırsatları barındırıyor. Bunu biz yani piyasadaki bir oyuncu olarak şunu görüyoruz ki bireysel yatırımcıyı aslında bu tür politik ilişkiler çok ilgilendirmiyor. Onlar yine yatırımlarına devam ediyor. Bugün işte yaklaşık sabah başladı fuar yaklaşık 6-7 saat oldu. Burada onu görebiliyoruz. Sabahtan beri Türkiye'de işte arkadaşlar bir 8-10 tane randevu yaptılar. Yani Türkiye'ye gelecekler, ziyaret edecekler, bayramda geleceklerini söylüyorlar. Bayramdan sonra geleceklerini söylüyorlar Türkiye'ye. Hani bu demek gösteriyor ki bireysel bazdaki ilişkiler hiçbir daha bir zarar görmemiş. Umarız zarar görmez, daha gelişerek devam eder. Yabancı misafirlerimizin Türkiye'de gayrimenkul edinebilmeleri için bizim mutlaka bir garantörlük garanti almamız gerekir. Meslektaşlar arasında görüştüğümüz şeyler de budur. Bir sigorta sisteminin gelmesi gerekir. Buna garantör ve bankalarımızın bu garanti olmasında fayda var ki yabancı misafirlerimizin, yabancı müşterilerimizin Türkiye'de herhangi bir endişe duymamaları için gayret sarf ediyoruz. Ve müşavirlik olmalı. Türkiye'de biliyorsunuz yapı denetim şirketleri var. Bunlar yeterli değil. Bu yapı denetim şirketlerinin müşavirliğe dönmesi gerekir. Önce biz kendi altyapımızı geliştirmemiz gerekir. Onun için müşavir şirketlerin daha aktif olmalı. Biz artık yurt dışındaki müteahhitlik sistemlerimizde ateşeronluk değil de müteahhitliği bizim yapmamız gerekir. Oyunu kuran, yönlendiren olmamız gerekir. O bakımdan inşaat şirketinde ve inşaat sektöründe Türkiye çok önemli bir sektör. Bu önemimizi bizim kaybetmememiz gerekir, çıtayı yükseltmemiz gerekir. 2008-2009 krizi sırasında Dubai'de tek hole düşmüş bildiğim kadarıyla fuar. Şimdi bu yıl bütün holler dolu ve dünyanın her yerinden projeler var. Siz girişte söylediniz 36 tane Türk firması var, 4'e katlanmış durumda ve bütün firmalar da projeleriyle burada. Ama sadece projelerimiz değil, bizim burada daha ziyade İstanbul'u ve Türkiye'yi anlatmamız lazım. İstikrarlı bir ekonomi ve sürekli büyüyen bir ekonomi. Aslında birçok faktör ilgiyi arttırıyor. Sadece Süleyman Bey'in söylediği gibi yasal düzenlemeler değil, inanın dizi filmlerin bile ne kadar büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Yani herkes o İstanbul'da Süleyman Bey'in de ifade ettiği gibi bulunmak istiyor, bir şey almak istiyor. Öyle çok büyük üniteler falan da değil. Derli toplu, yeter ki düzgün proje olsun ve en önemlisi altını çizmek gereken Süleyman Bey'in söylediği, geçmişte bizim Kafkaslar'da 90'lı yıllarda yaptığımız hataların yapılmaması lazım. O dönemlerde eski Sovyet Cumhuriyetleri dağıldıktan sonra orada yapılan yanlış işler, yanlış ticaretler imajımızı bozmuştu. Dolayısıyla bizim gayrimenkul sektörümüz çok güçlüdür ve her zaman içinde yaptığı işlerin sonucunu getirir ama yine de bir garantörlük, bir sigorta sistemi çok önemli. Yabancı yatırımcılar fuara gelen Türk projelerini tek tek inceledi, fotoğraf çekip projeler hakkında bilgi aldı. Girişimler bununla sınırlı kalmadı. Önemli bağlantılar kuruldu. Çoğu firma ön anlaşmalarını yaptı. Şu anda burada bireysel nihai müşteri olarak dairelerimizle ilgilenenler de var. Yakın zamanda İstanbul'a gelecek olan bayağı müşteriler var. Görüşmelerimizin büyük bir çoğunluğu ama gerek blok olarak gerekse de kat olarak ofis satışlarıyla ilgili çok ciddi görüşmelerimiz oldu. Otellerimizle ilgili birkaç randevu alındı bizden. Onlarla ilgili görüşeceğiz. Şu anda gerçekten olumlu. Cityscape olarak da 2008'den bu zamana yapılan en başarılı Cityscape olduğunu,
Buradaki insanlardan da Dubai'deki yerel arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan da öğreniyoruz. İki tür alıcı var. Daha çok böyle hani bireysel alıp yatırım için almak isteyen var. Bir de komple tamamını alayım, ben kendim satayım veya kendi çevreme pazarlayayım diye. Mesela az önce biz kulenin birini %30'unu sattık. %70'ini diyorlar bize komple kapatın, belirli bir fiyat verin, alalım diyorlar. Mesela böyle alıcı da var. Ama bireysel kendi için oturmak için almak isteyenler de var. Peki bu yıl çok fazla Türk firmasının olduğu fuarda belirtiliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir yatırımcı olarak? Aslında gayrimenkul işi biliyorsunuz son 10 yılda çok profesyonel bir şirket haline veya kurumsallaşmış bir yapı haline dönüştü. 10 sene önce bugün 50 bin metre, 100 bin metre, 200 bin metre, 1000 konut, 3000 konut konuşulamazdı bile. Onun için şu anki bu kurumsal şirketler nasıl diğer alanlar, tekstil alanında, diğer alanlarda dünya ile entegre oluyorsa, gayrimenkul sektörü de şu anda dünya ile entegre oluyor. Aslında bana göre geç kalınmış bir durum. Bugün içinde bulunduğumuz şehrin şeyini bilirsek, yani yapısını bilirsek, İstanbul'un tarihi ve dünyanın önemli bir merkezi olduğunu bilirsek, aslında biz pazarlamada, dışa açılmada geç bile kaldık. Ama bir laf vardır ya, hiç şey için geç kalınmaz. Şu anda onu yaşıyoruz. O ilgi de ondan kaynaklanıyor. İstanbul dünyanın önemli bir merkezi. Özellikle Müslüman alemi için önemli bir şehir, önemli bir yer. Onun için Türkiye'ye hem talep var, Türkiye'nin kalkınmışlığıyla, ilerlemesiyle bu bölgeye doğan ilgi var. Şu anki yeni projelerin daha profesyonelce yapılması, profesyonelce pazarlanması, onun sonucu aslında bugün bunu burada yaşamış oluyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz fuarda Türk firmaları olan ilgi? Biliyorsunuz bu gayrimenkul sektöründe önemli bir fuar. Dünyadaki en önemli fuarlardan biri. Bunun yanında dünyadaki en önemli organizasyonlardan biri. Türk firmaları için de büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yabancı pazarlara açılıp Türkiye'deki gayrimenkulü tanıtmak, ülkeyi tanıtmak, projeleri tanıtmak açısından verimli geçiyor ve fuar sonunda da bütün firmaların gayet iyi geri dönüşler alacağını düşünüyoruz. Biz burada Valelakus projemizi tanıtıyoruz KLK yapı olarak. Bu bizim İstanbul'da başladığımız ilk projemiz. Aynı zamanda ilk defa da bu projeye katılıyoruz. Bizim konseptimiz villa üzerine. 110 dönümlük bir arazi üzerinde 44 adet biner metrekarelik. Her bir villanın yaklaşık 2000-2500 metrekare bahçesi olan ısıtmalı havuzu, her bir villanın özel havuzu var. Ve aynı zamanda sosyal tesisimizin bulunduğu bir projemiz. Özellikle Körfez ülkelerinden çok güzel talepler oldu. Bu fuara gelmeden önce de talepler yüksekti. Bu fuarda sadece Körfez ülkeleri değil, diğer ülkelerle ilgili olarak da taleplerimizin olduğunu gördük. Rezervasyonlar söz konusu oldu. Yani biz bu fuarda hem ülkemizi güzel tanıttığımız hem de projemizi güzel tanıttığımıza inanıyoruz. İstanbul'un en önemli alışveriş ve ticaret merkezlerinden biri Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın yerinde işte bu kuleler yükselecek. Bu projenin en önemli özelliği dünyanın tek Metalüks projesi olması. Bu da şu anlama geliyor, bu proje size hayallerinizin bile ötesinde bir lüks sağlıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz diğer ülkelerin projeleriyle Türk projelerini karşılaştırdığınızda? Hani Türkiye'nin bir eksiği var mı ya da daha fazla gördüğünüz ya da sizin imrenerek baktığınız belki projeler var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, bir kere Türkiye'de sektör çok iyi durumda. Yani ben muhakkak ki her yerde iyi proje vardır. Muhakkak ki her yerde beğeneceğiniz bir şey vardır. Ama Türkiye'nin temsil edildiği, Türkiye'nin projelerine baktığım zaman hepsinin Cityscape'in ortalamasının çok üzerinde projeler olduğunu çok memnuniyetle görüyor ve söyleyebilirim. Biz iyi kaliteli, iyi pazarlayan, iyi binalar yapan bir sektöre sahibiz.
Bizim Türkiye'de bence son 10 yılda yakalanan pozitif uluslararası ekonomik ivmeyi artık sektör olarak İstanbul'u markalaştırma yönünde kullanma arzusuyla küresel düşünmeye başlamamız lazım. Buralardaki firmaların sayısının artması bunu gösteriyor. Bizler artık uluslararası markaları da Türkiye'ye getiren, uluslararası yatırımcıları da Türkiye'ye getiren, İstanbul'u hakikaten hem prosedürleri itibariyle çok basit, yaşanabilir bir alternatif şehir yapmamız gerekiyor. Biz buralarda gördüğümüz yatırımcılar şöyle: Londra'da da evi var, Madrid'de de evi var, New York'ta da var. İstanbul'u seviyorum, bir tane de orada olsun. Dolayısıyla bu insanlara kaliteli ürün sunma noktasında hiçbir problemimiz yok. Uluslararası markaları biraz daha zannediyorum cezbetmek gerekiyor. Prosedürlerimizi muhakkak kolaylaştırmamız gerekiyor. Çünkü biz onların ülkelerine gidip gayrimenkul aldığımız zaman kolay alıyorsak, onlar da bizde almaları lazım. Fuarın en iddialı projesi ise yine Dubai'den geldi. Burj El Arab, Burj El Halife ve Palmi Adaları'ndan sonra Dubai'nin yeni iddialı projesi bu fuarda göreceğe çıktı. Bu projenin adı Blue Waters Island and Dubai Eye. Adından da anlaşılacağı gibi Dubai'ye yeni bir ada yapılması öngörülüyor ve bu adaya dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip bir dönme dolap yapılacak. Buna da Dubai Eye adı verilecek. Yani London Eye'a Dubai'den yeni bir rakip gelecek ve bu dönme dolap 220 metre yüksekliğe kadar çıkabilecek. Dubai Ay maketinde küçücük görünen odacıklar gerçekte böyle devasa bir kapsül olacak. Bu kapsüllerden 48 tane bulunacak ve kapsüller aynı anda 40 kişiyi birden ağırlayabilecek. İsteyen ayakta duracak, isteyen oturacak, belki bir iş görüşmesi yapılacak, belki de bir doğum günü partisi kutlanacak ama aynı zamanda Dubai manzarası da seyredilebilecek. Adanın yapımına geçtiğimiz Mayıs ayında başlandı ve şu ana kadar %60'ı tamamlandı. Dubai Ay ise tecrübeli ellere London Ay'ın tasarımcılarına emanet edildi. Çok değil, 3 yıl içinde Blue Waters yani Mavi Sular Adası'nda yaşamın başlaması planlanıyor. Bu projenin firmaya maliyeti ise 1 milyar 600 milyon dolar. Gün süren Cityscape gayrimenkul fuarı 35 binden fazla ziyaretçi ağırladı.